İstibdat malum tek bir çeşidi yok. Belki biz bu münazarat ile istibdadın farklı versiyonlarını ve nerelere nasıl sirayet edebileceğini, nasıl bir tehlike olduğunu çok daha iyi kavruyoruz. Ben başta istibdadın öncelikli bir itikadi problem olduğunu düşünüyorum. Bu istibdat yapmak veya istibdada razı olmak anlamlarında olabilir. İstibdatı beşeri ve sosyal anlamda ele almadan önce onun itikadi yönlerine de bakmalıyız diye düşünüyorum. Neden Bediüzzaman ve bizler istibdada karşıyız ve hürriyete taraftarız? Bunun pek çok cevapları var tabii ki. Ama en temelde çünkü La ilahe illallah diyoruz. İllallah diyebilmek için maddi manevi her türlü istibdata La ilahe diyoruz veya dememiz lazım. Kur'an'da en önemli istibdat sembolleri olarak bir şeytan var, iki firavun var. İstibdadın temelinde bende kuvvet var anlayışı hakim. Kuvvetimi ben kendim kullanıyorum düşüncesi. Kuvveti iyi veya kötü yerde kullanmak önemli değil. O kuvveti sahiplenmenin bizzat kendisi küfri bir tavırdır. Küfri bir istibdat tavrıdır. Namaz da kılsak veya cinayet de işlesek, fiili sahiplenmek, kendini fiilin yaratıcısı gibi görmek en temel anlamda istibdattır. Bu anlamda Mutezile kuvvet bende der. Ben kendi fiilimin sahibiyim dediği için müstebittir. Şeytanlık kendinde güç vehmetme istibdadıdır. Bu güç servet şeklinde olabilir, bilgi şeklinde olabilir, güzellik şeklinde, maddi kuvvet olarak veya ırki üstünlük vehmetmek gibi pek çok şekillerde görülebilir. Firavun'un istibdadı yukarıdaki özelliklere ek olarak bir de esbabı kendisinde toplama vehminin doğurduğu bir istibdat türüdür. Yani ben besliyorum sizi, ben bakıyorum, bana muhtaçsınız diyen bir istibdat tarzı. Günümüze çok da yakın bir düşünce şekli. Şimdi Cebriye Allah ne derse olur, o olur. Bizim cüz-i irademizin pek etkisi yok diyor. Bunları çok kabaca alıyorum ben zaten Mustafa Hocam anlattı. İnsanlardan kisbi istemeyi almasıyla bir istibdat türü ortaya çıkarıyor. Benim irademle yaptığım tercihi hiçe indiriyor. Halbuki Allah benim tercihimi, fiilimi yaratmasına bir şartı adi yapmış. İnsan iradesine giren alanlarda yaratmasını bizim tercihimize bağlamış. Bu noktada Allah bizi serbest, hür bırakmış. İşte Cebriye insanın bu iradi tercih hürriyetini kabul etmediği için müstebit bir düşünce akımıdır. Cebriye insana hiçbir şey vermeyip insanı Allah'ın adeta mutlak bir kölesi, iradesi de olmayan bir robot haline getirdiği için adeta Allah'ı müstebit yapıyor. Şimdi bu
düşüncelere, bu tanımlara baktığımızda bugün belki ben Mutezile'yi savunuyorum diyen pek kimse yok veya ben Cebri'yi savunuyorum diyen pek kimse yok. Ama şu düşünce tarzları olarak adeta Mutezile'nin, Cebriye'nin hayaletleri her yerde yaşıyor. Yani güç peşinde koşan insanlar, bütün her şeyi halledeceğini düşünen Müslümanlar bir tarafta. Bir tarafta da bu bizim kaderimizde var, ne yapalım, çok yapacak bir şey yok, katlanmamız lazım diyen Müslümanlar. Yani Mutezile bir serbestliği adeta yaratıcılık veriyor. Cebriye ise serbestlik alanını yok ediyor. Biri irade-i cüziyeye sahiplenerek istibdat yapıyor. Diğeri irade-i cüziyeyi yok ederek istibdat yapıyor. Mutezile insanı, Cebriye de adeta, bu benzetme günümüze bir mesaj vermek için, adeta Mutezile insanı, Cebriye Allah'ı müstebik. Müslümanların veya dindar bir padişahın istibdatla insanları dine, hayra sevk etme isteği aslında bu inancın, Mutezile inancının bir etkisi, günümüzde de yaşayan bir etkisi. Hayır diyebildiğimiz fiillerde bile insanların iradelerini elinden alıp onları zorla hayra sevk ettirmeye çalışmak istibdattır. Bir makamı, bir siyasi partiyi, bir devleti, parayı, gücü ele geçirip onunla hizmet etme düşüncesi, o hedeflenen şeyi fail görme noktasından itikadi ve fiili olarak muteziliktir ve istibdattır. Bakın, aslında günümüzde bu anlayış ne kadar çok yaygın. Yani bir güç ele geçirelim ve o güçle Allah'a hizmet edelim. Said Nursi'nin tüm makamları, servetleri terk etmesinin, paraya, güce önem vermemesinin, siyasi bir mücadeleye girmemesinin itikadi olarak bir nedeni sebeplere tesir vermemektir herhalde. Vermemek istemesidir. Yani yönetimi ele geçirip zorla İslami bir sistem kurma anlayışı, Mutezili'nin kul fiilin halikıdır anlayışının adeta günümüzdeki bir yansıması gibi. Bir kişi, kurum veya devletin elinde bulundurduğu maddi güçleri insanları zorlayarak İslamiyet lehinde bile olsa kullanması, güce, sebeplere tesir vermek demektir. Kim ve ne adına, kime karşı yapılırsa yapılsın, güce tesir vermek küfri bir istibdattır. İstibdat, Müslümanlar tarafından İslam için yapılınca kötü olmaktan çıkmaz. Bu noktada Said Nursi, iktidarın dindarlığına veya dinsizliğine bakmadan, gücün değil, hakkın, istibdatın değil, hürriyetin yanında olan insandır. En son, bana göre bu zamanın hepimiz için en büyük problemi, en büyük tehlikelerinden bir tanesi de, hatta diğerlerinden daha önemli bir problem, mürciye anlayışıdır. Yani insanların yaptıkları fiiller hususunda iyi kötü gibi değerlendirmelerde bulunmamak. Allah'a havale etmek, iyi ve kötü hakkında karar vermemek, muallakta kalmak. Ben adamın ne niyetiyle,
ne içini, ne niyetini, hangi şartlarda bu işi yaptığını bilemem diyerek adeta hükümsüz kaldım. Yani şimdi de bakın bir yanlışı, bir istibdadı işte dinsizler yapınca hemen karşısına geçiyoruz. Karşı fikirde birileri yaptığı zaman hemen tepki gösteriyoruz. Ama bizim fikirlerimize, bizim görüşlerimizin yanında birileri yaptığı zaman adeta mürciyeliğe sığınıyoruz ve diyoruz ki ya vardır be Hikmet. Yani benim şeyhim dedise ha benim kafama pek yatmıyor ama bir hikmeti de vardır mutlaka. Ben onun kadar mı iyi bileceğim diye. Sanki bugünün Müslümanının bence en önemli problemlerinden bir tanesi, hatta en önemlisi diyebilirim, bu mürciilik. Yani istibdadı Abdülhamit yapıyorsa ona 50 tane bahane bulabiliyoruz. Onunla ilgili kitaplar yazıyoruz filan, böyle işte niye? Çünkü cennet mekandır, dindardır vesaire filan, bizdendir. Öyle olunca kendimize sonsuz bahaneler bulabiliyoruz. Bence Müslümanların en büyük istibdadı, hakkı her yerde herkese karşı savunamamak, istibdadın karşısında da kim yaparsa yapsın karşısında duramamak. Halbuki şeriat zahire bakar. Bakarak hükmeder. Delillere bakar, iyi kötü arasında karar verir. Ha, delillere baktığımızda verdiğimiz hüküm her zaman doğru olmayabilir. Ancak doğru olmama ihtimali var diye hüküm vermekten kaçınmak çok daha büyük bir yanlıştır. Hükümsüzlüğün kendisi bir istibdattır. Onun için biz bütün bu yukarıda sayılan düşünceler bana göre şu an hala çok canlı bir şekilde, ha isim vermeden yaşıyor ve bu anlamda hepimiz belki farkında olalım olmayalım bir istibdat imtihanıyla karşı karşıyayız. Başta demiştik, istibdat ve hürriyet meseleleri aslında itikadi bir konudur, itikadi bir problemdir. Hakkın yanında ve batılın karşısında olmak, la ilahe ve illallah diyebilmektir. Teşekkür ederim. İstibdadın her şeye ve herkese sirayet etmesinin sizce sebepleri nelerdir? Evet, yani istibdat her şeye sirayet ediyor. Bakın bize bile sirayet etti. Neredeyse 2,5 saattir programımız devam ediyor. Dinleyicileri 2,5 saattir burada tuttuk. Sanıyorum herhalde istibdadın nefsi bir hadise olması, ene ile ilgili bir hadise olması böyle fark ettirmeden hepimizin hoşuna gidiyor. Ve istibdat hayatımızın içine çok farklı şekillerde bürünerek giriyor. Ve biz bazen dini savunmak için istibdat yapıyoruz. Bazen İslamiyet için istibdat yapıyoruz. Hatta bazen elimize Risale-i Nur'u alıp o şekilde dinleyicilere istibdat yapıyoruz. Bazen Risale-i Nur'daki veya Kur'an'daki bir ayeti alıp Allah böyle söylüyor, Allah böyle konuşuyor, ben kendim konuşmuyorum, Allah'tan konuşuyorum diyerek Allah adına, Kur'an adına istibdat yapabiliyoruz.
Bütün bu eserde herhalde bunların hepsi işlenecek ama bu anlamda bizi en çok vartaya götürebilecek problemlerden bir tanesi istibdat. Hiç farkına varmadan müstebit bir insan olup çıkabiliriz. Onun için çok dikkat etmek lazım. Bir özellikle münazarattaki argümanları çok düşünmek lazım. Üzerinde çok kafa yormak lazım. Çünkü farklı cemaatlerin de tarikatların da en çok çektiği şey bu istibdattır diyebiliriz. Ve yani 1800'lerde Namık Kemallerin başlatmış olduğu hürriyet mücadeleleri bugün 2020 yıllarda ne kadar ileri gittiği şüpheli. Demek bu istibdat bize çok çok farklı şekillerde içimize girebiliyor, içimize sirayet edebiliyor ve bizi alt edebiliyor. Bu noktada çok dikkat etmemiz lazım. İstibdat karşısında uyanık olmak diye yazdım diye bitiriyorum.